Babamın kalp damarları tıkalı. Doktorlar anji olması gerektiğini söylüyor. Damar açmak için. Ha, çok kolay. Kalp damar için alıç. Şapon poligonu mu? Şapon poligonu mu? Üzüm çekirdeğinden 30 kat daha fazla resveratrol içerir. O resveratrol nedir? Aklınıza gelen her türlü rahatsızlık, kanser, kalp damar zafiyeti, kanser, bağışıklık sistemi çökmesi vesaire o kadar geniş alanda kullanılır ki muazzam bir ürün. Bu Japon poligonu mu? Japonya'dan geliyor ekstraktı. Sadece Japon poligonu mu da Japon poligonu mu yok. 10 çeşit bitki ekstraktı artı bor, çinko, silisyum, magnezyum vesaire var. Ne yapıyor? 6 haftada. Zamanı varsa anjiyo, stente, bypass'a bile gerek kalmaz. Çok çok etkili. Elhamdülillah. Hiçbir şey gerek kalmaz. Vatandaş 22 yaşında aort kapağı kireçlenmesinden ameliyat olmuş. Bir tenike takmışlar. 15 yıl sonra mitral kalp kapakçığı yetmezliğinden bypass yapacak doktorlar. Açacaklar kalbi. Mitral kalp kapakçığına birini bozulmuş değiştirecekler. Bypass. Açık kalp ameliyatı. Çok tehlikeli bir şey. Dedi ki ben çok korkuyorum. Bypass olmak istemiyorum. Var mı bir çözümü? Var ama günde 3 defa değil 5 defa kullanacaksın. Bir hafta sonra bakacaksın kapsülleri çift çift alacaksın. Zencefilli yarım fincan değil günde 5 defa bir fincan alacaksın. Dozajı artıracaksın. Zaman kısa. Dozajı artırabilirsen 6 haftada bile başarabiliriz. 3 aylık, 4 aylık tedavi sürecini 6 haftaya sıkıştıracağım. Yaparım dedim. Yeter ki emanet olmayayım. Neyse 6 hafta süre geldi. Adem Bey, kendisi öğretmen. Hastaneye ameliyat için gidiyor. Hiçbir umudu yok ama gidiyor. Zannetmiyorum diyor bunu iyi yapacağım yanında. Biraz rahatladım ama diyor böyle ağır bir şey tedavi edeceğini zannetmiyorum. Gideyim bakayım diyor. Çantasını alıyor, hastaneye gidiyor. Ameliyat olacak. Doktor bir son muayene yapıyor diyor. Muayene Allah Allah. Diyor ki ya sende hiçbir şey yok. Nasıl yok? İyileşmişsin. Ne yaptın sen? Zencemay kullandım. Zencemay nedir? Gökçek iksir. İbrahim Gökçek üretmiş olduğu için. Ha iyiymiş diyor. Tamam gidebilirsin. Hiç sorun değil. Evet. Aa hastaneden beni aradı adamcağız. Sevinçten ağlıyor. Dedi ki ne oldu? Sevinç gözyaşları. Dedi ki bir yorum yapacağım. Dünyada hiç böyle bir yorum almamışsındır. Nedir? Şiir yazacağım senin için. Adam şiir yazdı. Bitkiseltedavi.net'te o şiir duruyor.